Daha önce de ziyaret ettiğimiz önemli bir gayrimenkul şirketine bir kez daha konuk oluyoruz. Merhaba sevgili Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya'da Şam altından sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Bekir Metin Gayrimenkul Danışmanlığı'na konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Bekir Metin var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Bekir Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkürler. Sizden nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz, çok sağ olun efendim. Her zaman buyurun, gelin bekleriz. Çok sağ olun efendim. Bekir Bey, ben firmamızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Bekir Bey'i tanıtmak istiyorum. Bekir Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? 1983 Antalya doğumluyum. Evet. Döşemaltı bölgesinde ikametgah ediyorum. Evet. Yıllardır burada gayrimenkul işi yapmaktayız. Dedemizden, evet, babamızdan aldığımız bayrağı taşımak için elimizden geleni yapmaktayız. Evet. Yaptığımıza da inanıyoruz. Yani böyle nesilden nesile gidecek sanırım. İnşallah. Bu olay değil mi? İnşallah. Bu arada toprağız, biz de Antalyalıyız. Yani. Beraber buraya geldik diyelim. Evet. Biraz da efendim Bekir Metin Gayrimenkul'ü tanımak istiyorum burada. Firmamızı kaç yılında kurdunuz ve burada yapmış olduğunuz iş nedir? Firmamız 1983 yılında benim doğuma denk gelir. Dedemden, daha sonra babamdan. 2008'de de benim devraldığım bayrağı siz de ilerletiyorsunuz aslında. İlerletiyoruz. Yapmış olduğunuz faaliyetlerle. Evet. Daha önce emlak adı altında yapıyorduk. Şimdi eğitimini de aldığımız gayrimenkul danışmanlığı üzerine ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu arada tabii ki seminerlere, konferanslara, ekonomiyi takip etmek çok çok önemli bu konuda. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için. Çünkü sürekli gelişiyor değil mi aslında? Kendisini yenileyen bir piyasa, bu da bilişim piyasası gibi. Evet. Biz de onun için elimizden geleni yapıyoruz aslında. Yapıyoruz. Aslında insanların hayatlarına çok önemli dokunuşlar yapıyorsunuz. Yaşam alanları, insanların ömür boyu yaşadığı alanları sizin satmanız, evet, sizin ileride komşu olmamız, onlarla yatırımcılarımıza iyi kazançlar yaptığımızda, sağladığımızda daha doğrusu, onların memnuniyeti bizi de çok memnun ediyor tabii ki. Diyebiliriz. Aslında çekirdekten, evet, yetişmiş bir isim diyebiliriz Bekir Bey için. Dededen, evet, geldiği için daha, hı-hı, doğrusu. Yatırım yapıyorsunuz burada yani, ama, evet, biz de bu konuda bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Evet. Maalesef ki bilmiyoruz. Evet. Yani biz bir ev alırken, arsa alırken ya da yatırım yaparken nelere, hı-hı, dikkat etmemiz gerekiyor efendim? Şimdi şöyle, öncelikle çok ciddi bir firmayla çalışmanız gerekiyor. Bunu şöyle açıklayabilirim. Tapu dairelerinde bu işleri alacağımız son nokta, gittiğimizde tapu dairelerine sürprizlerle karşılaşmamız için, kötü sürprizlerle karşılaşmamak için çok iyi insanları analiz etmek gerekiyor. Bilmek gerekiyor çünkü sektörde maalesef ki bu işi bilmeyen insanların da bu işte yer alıyor olmaları, evet, çok büyük sıkıntı. Buyurun. Evet. Kötü sürprizler de karşılaşılıyor. Neyse ki yeni kanunlarla, yeni yasalarla bu biraz daha ciddiye alındı. Bunu görüyoruz. Sahtekarlık, dolandırıcılık gibi maalesef paralı işlerin hepsinde var. Bizim sektörümüzde de bu şekilde çok oluyor. Evet. Biz de o konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin dikkati etmesi gereken hususlardan birisi de şu: gayrimenkul danışmanlarını çok iyi seçmeleri gerekiyor. Yatırım yapacaklarsa emlakçıların gayrimenkul danışmanlarını çok çok iyi seçmesi gerekiyor. Aslında güven yani. Ya ticarette de bir dürüstlük değil mi? Aslında olması gereken yani bu. Yani bir kerelik müşteriden ziyade sürekliliği olması gerekiyor. Ve müşterilerimizin zaten %65'i tekrar gelen, etrafındaki eşini dostunu getiren, değil mi, kişiler. Yani o silsile yoluyla devam eder ya. Evet. Aslında arz talep meselesi. Tabii ki. Bir yandan, tabii ki, da değil mi? Hizmet veriyorsunuz. Kriterleriniz, hı-hı, neler? Olmazsa olmazlarınız Bekir Bey. Olmazsa olmazlarımız, müşterimiz de işlemini bitirdikten sonra kapıdan çıktığında zamanı önemli değil. Yatırım kısa süreli, uzun süreli ve orta süreli ve uzun süreli olmak üzere üçe ayrılıyor. Evet. Bu kriterlere uygun müşterilerimizi biz çok iyi yönlendiriyoruz. Evet. Ve yatırımlarını çok iyi değerlendirmeleri sağlıyoruz. Çünkü çok ciddi rakamlar. İnsanlar belki yıllarca bir birikim yapıyorlar değil mi? Yani çok enteresan şeylerle de karşılaşıyoruz. Buyurun. Emekli maaşlarını alıp yatırım yapmaya çalışanlar var.
Hatta bir müşterimiz vardı, 7000 liraya bizden aldı, 7 yıl önce almış. Şu anda arsası 300 bin lira olduğunu duyunca şoka girdi, şaşırdı. Benden daha iyi kazanıyor dedi daha doğrusu. Değil mi? Yani böyle de bir kesitler yaşayabiliyoruz. Ama bence başarınızın sırrı Bekir Bey, severek yapıyorsunuz işinizi. Tabii ki. Yani bence çok ince bir çizgi aslında bu. Evet. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Antalya'da Alanya, Kepez ve Döşemaltı bölgesinde 3 tane şubemiz var. Bu şubelerimizde 9 kişi çalışıyor benimle birlikte. Bu çalışanlarımızın da hayat dolu ve güvenilir olması için elimizden geleni yapıyoruz önce seçerken. Değil mi? Amatör bir ruh var yani. Hani o ilk gün bir amatör ruh olur ya sektörde. Evet. Onu da kaybetmemişsiniz. Gerek kendiniz gerek de ekibiniz. Babadan geldiği için onların biz dezavantajlarını zamanında yaşadığımız için babamızda da şimdi kendimizi yapmamaya çalışıyoruz. Kesinlikle 3 bölgeyle burada, 3 şube olarak. 3 bölge ağırlıklı çalışıyoruz. Antalya geneli ama 3 bölge ağırlıklı çalışıyoruz. Evet. 9 personelimiz var. Burada genelde villa tarzı yatırımlarla. Yeşilbayır mahallesi, Yeşilbayır bölgesi villa ağırlıklı. Döşemaltı, Yeniköy, diğer mahalleleri konut ağırlıklı çalışıyoruz. Evet. Bulunduğumuz bölgede 45 bin arsa var ve çok yüksek oranda artışlar sağlanıyor. Antalya Türkiye'nin sayılı göç alan şehirleri arasında yol aldığı çok için... Çok güzel bir yer aslında yani. Herkesi... Yani memleketimiz diye demiyoruz ama çok güzel. Evet, evet çok çok güzel. Herkesi de bekliyoruz. Antalya'da çok göç olduğu için insanlar istihdamlarını nerede yapacaklarını emlakçılar vasıtasıyla bulmaya çalışıyorlar. Evet. Konut isteyenlere... Yeniköy bölgesi ve Kepez bölgesinde turizm olarak Kemer ve Alanya bölgesini tavsiye ediyoruz. Evet. Bizim de yatırım ve villa arsası olarak hani Amerikan filmlerinde izliyoruz. Bahçeli, yemyeşil, havuzlu villalar. İşte onlar hepsi burada. Hayallerinin evini burada yapabilirler yani zaten. Yani siz hayal edin biz gerçekleştirelim. Aynen öyle diyorsunuz. O şekilde. Burada sizlere nasıl ulaşım sağlayabilir ekran başındaki izleyicilerimiz? Buradan telefon numaralarımızı hatırlatalım. Tabii ki. Telefon numaralarımız 0532 589 58 98 ve Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızı da bulabilirler. Evet. www.bekirmetin.com adresinden ulaşabilirler. Ayrıca sabit hattımız 0242 alan kodumuz 443 2122 numaradan da ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Kesinlikle burası tam bir aile yeri olmuş aslında. İçeriye girince bu havayı da hissediyorsunuz. Aile şirketiyiz diyebiliriz zaten. Kardeşlerimiz de çalışıyor. Buradan da selamlarımızı göndermiş oldum. Her birinin emekleri çok büyüktür mutlaka. Teşekkürler. Hedeflere ulaşabildiniz. Buralara hayal ediyor muydunuz Bekir Bey? Şöyle söyleyeyim. 8 yıllık kendi adıma söylüyorum. 8 yıllık bir gayrimenkul danışmanlığında hedefe ulaşılmış sayılmaz. Çünkü uzun vadeli bir güven ve samimiyet duygusu içinde müşterilerimizle ilişkilerimiz olduğu için bu hemen kolay olmuyor. Daha yolun yarısındayız. Hedef bitmiyor demiş. Hedef bitmez. En iyi şekilde. Kesinlikle hedefin bittiği noktada biz de bitiyoruz aslında. Yani. Ama en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet yani her bir yeni hedef ulaştığımızda bizler için yeni bir hedef doğuruyor. Diyebiliriz tabii ki. Belki ilerleyen dönemlerde İstanbul'da da şubenizi görebiliriz. Bursa'da da İnşallah. Görebiliriz. Ankara'da, İzmir'de İnşallah. Neden olmasın aslında? O daha ilerleyen zamanlarda. Da olabilecek şeyler. Evet. Biz bu yolda sizlere başarılar dilerim. Buradan da buraya gelen bütün misafirlerinize teşekkürlerimizi sunalım. Selamlarımızı yönlendirelim. Bir kere herkesi davet edelim buraya. Antalya'ya tüm konuklarımızı bekliyoruz. Alışveriş yapmanıza gerek yok. Her zaman bekleriz. Antalya'mız çok güzeldir. Evet. Evet, çay içmeye, kahve içmeye dair her zaman bekleriz. O samimiyeti, o güveni görünce siz de zaten hak vereceksiniz. Kesinlikle. Ben vermiş olduğumuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu güzel şehrimize Antalya'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim size. Sizlere hizmet ve ticari hayatınıza başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Antalya Döşemaltı'ndan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Bekir Metin Gayrimenkul Danışmanlığı'na konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz.